Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, Olgun Bakış programından bu hafta da hepinize saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Ekranları başında bizleri evlerinde misafir eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı söylüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Malumunuz bu hafta gündemimiz hayli yoğun. Tüm dünyanın yakından takip etmiş olduğu Suriye meselesi, Rusya'nın uçağının düşme meselesi, Türkmenlerin durumu, İran'ın bölgedeki yoğun bir şekilde olayları tazeliklemesi gibi başlıklarımız var. Muhalefetin durumu var. Türk halkının şu anki yaşanan konulara, hükümete bakışı, duruşu, bunları ele almaya çalışacağız, bunları konuşmaya çalışacağız. Programımıza başlarken ben mail adreslerimizi, iletişim adreslerimizi size hatırlatmak istiyorum. olgunbakis@fmtv.com.tr adresinden bizlere ulaşıp soru ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. 488-0216 alan koduyla 488-0488 nolu telefonlardan da bize ulaşabilirsiniz. Artı olarak da WhatsApp numarası sadece özellikle rica ediyoruz. Arama değil, sadece mesaj yoluyla 0532-582-5241 nolu telefonlardan da WhatsApp üzerinden sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bunları da belirttikten sonra inşallah programımıza başlayacağım. Bahsetmiş olduğumuz gibi Suriye meselesiyle Rusya'daki, şu an Rusya-Türkiye arasındaki kriz, savaş uçakları arasında olan henüz tazeliğini bir hayli koruyan meseleyle alakalı başlamak istiyorum. Fakat ondan önce ufak bir mesele var. Onu ben bu saygıdeğer hocalarıma sormak istiyorum. Peşinden hemen gündem maddemize geçeceğiz. Bu arada hocalarım hoş geldiniz inşallah Levent Hocam. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, siz iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Kadir Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Hocam hayırlı ve tesirli programlar diliyorum inşallah. Amin, amin. Mevlam hepimize kolaylıklar versin. Amin. Ülkemize, halkımıza birlik, beraberlik, tam kenetlenme ikram etsin inşallah. Amin. Buradaki amin. Programımızdaki konuştuğumuz konuların da inşallah hem halkımıza, gerekse yetkililerimize gereken yerlere ulaşıp bir nebze olsun bu işlerin ferahlatıp önünü açma noktasında faydası olmasın da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz inşallah. Amin. Niyetimiz evet. O şekilde. Ben hemen konuya girmek istiyorum hocam. Dediğimiz gibi Rusya meselesinden size soracağım fakat konularımız peş peşe olduğundan dolayı ilk önce bu konuyu aradan bir girip fikrinizi alıp çıkmak istiyorum. Şu anda hocam malumunuz 23-26 Kasım arasında İSADEC, yani İslam İşbirliği Ekonomik Forumu evet. Toplantısı şu an Türkiye'de yapılıyor. 2 gündür devam ediyor. Yarın da son günü bildiğimiz evet. kadarıyla. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan bu İslam İşbirliği Forumu'nun ev sahibi olarak bu sabah bir konuşma yaptı misafirlere. Konuşmasında özellikle ekonomi üzerinden giriş yaptı. Ondan sonra bölgedeki Müslümanların bir kısmının çocuklarının veyahut da halkının çok sıkıntılı durumda, maddi açıdan çok sıkıntılı durumda olduğundan bahsetti. Diğer Müslüman ülkelerin de parayı harcayacak yer bulamadıklarından tabi caizse evet. amiyan tabirle harman savunduğundan bahsetti. Yani aramızda dediği Müslüman ifadesi var. İnnemel mümin ihve buyuruyor Mevla Teala. Bizi kardeş ilan etmiş ama bizim kardeşliğimiz dedi ifadede kalmış. Yani biz dedi maddi imkanlarımız ve bütün gücümüzle beraber birbirimize destek olmak durumundayız diye bağlayıcı, güzel, toparlayıcı bir açıklama yaptı. Bu minvalde konuşmalar devam etti. Peşinden de diğer üyeler, söz sahibi olan, söz hakkı olan üyeler çıktı tek tek. Konuşmalarını yaptılar. Şuraya geleceğim hocam. Şu anda dünyada konjektür olarak İslam'ın, Müslüman ülkelerin, Mısır'ı, Libya'sı, Suriye'si, Irak'ı hepsi dahil bulunmuş olduğumuz durum gerçekten imtihanlar içinde sıkıntılı bir süreç geçiriyor Müslüman halkı, Müslüman ümmeti. Bunun üzerine daha dün Türkiye-Rusya arasında böyle bir mevzunun üzerine hemen ikinci gününde böyle bir toplantı, Dünya İslam Örgütleri bir yere toplanıyor ve bu toplantıda benim dikkatimi çeken konu hocam, bütün üyeler çıkıyorlar,
Ekonomi şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Tabii ki ekonomi olması lazım. Evet. Fakat ben buradan acizane fikrimi beyan edip sizin de olayı noktalamanızı isteyeceğim. Yani Cumhurbaşkanımıza, sayın yetkililerimize, yeni kurulan kabinemize, bu arada o da hayırlı olsun inşallah. Yani şuradan sesimizi duyurup, hazır yarın bu toplantı son günü, hazır konuşma fırsatı varken, yani bu bir Avrupa Birliği toplantısı değil, bu bir NATO toplantısı değil. Tamamen İslam ülkelerini kapsayan bir toplantı. Herkes burada, olay ortada. Yani ricamız, isteğimiz şu, hep ekonomi konuşuyoruz ama neden biz Müslümanlar olarak bu durumdayız? Yani neden açık açık, arkadaşlar biz Kur'an'dan ayrı kaldık, Kur'an'ın emirlerinden ayrı kaldık, kardeşliği bir tarafa bıraktık, özümüzden döndük. Daha düne kadar dünyanın hakimi, söz sahibi, senelerce bizken bugün neden bu durumdayız? Bunu açıp irdelememiz lazım, dertleşmemiz lazım, tartışmamız lazım. Bu işe eğilmemiz lazım. Ekonomiden önce bizim Kur'an'a sahip çıkıp, özlerimize sahip çıkıp ayağa kalkmamız lazım şeklinde bir konuşma olmaz mıydı diye bugün benim içimden çok geçti. Evet. Akşam da dedim program var. Bunu hocalarıma özellikle soracağım. İzleyicilerimize bundan dedim bir şekilde bilgili olsun. Bu konuyu hocam böyle kısa bir fikirlerinizi alacağım, bir değinip ondan sonra normal meselemize geçelim hocam. Çünkü beni çok etkiledi. Evet. Bütün Müslüman ülkelerin temsilcileri burada, başımızdaki sıkıntılar meydanda, evet. Ve konuştuğumuz konular ekonomik yaptırımlar, ticaret. Yine diyorum, ticaretsiz olsun, ticaret bir kenara atalım değil. O da önemli ama asıl biz Müslüman olarak neden bu durumdayız hocam? Yani içinde bulunduğumuz sıkıntılı ortamın, sıkıntılı durumun bugün bir İslam coğrafyasında Müslümanların zulüm altında, baskı altında yaşamalarının işte ifade ettiğiniz gibi değerli hocam, bir kısım Müslümanlar açlıkla, sefaletle mücadele ederken, boğuşurken diğer tarafta bir kısım Müslüman devletler büyük bir israf içinde paralarını nasıl, nerede harcayacaklarını şaşırmış bir durumda. Yani bunların sebebi nedir diye herhalde bu soruyorsunuz. Şimdi ben hemen kısa tabii bunlara geçeceğiz. Gündemimiz hakikaten yoğun. Yoğun hocam. Ben bir iki kelimeyle Levent hocama da şey yapmak ya istiyorum. Ya bu konu çok ilgimi çekti ve bizim için önemli olduğunu düşündüğüm için ben şimdi değerli hocam, Hazreti Allah Azze ve Celle adili mutlaktır, adalet sahibidir. Şimdi Müslümanların üzerindeki bu zulüm, bu baskı bizim tamamıyla Mevla'dan gafil kalmamızdan, Kur'an'dan uzaklaşmamızdan, yani bir Müslüman kimliğiyle yaşamadığımızdan kaynaklanan büyük sorunlar ve büyük sıkıntılardır. Tabii ben şunu söylemek istiyorum sevgili hocam. İslam dini tebliğ dinidir. Malumdur, bu tebliğin sahibi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu tebliği yapacak olanlar kimlerdir? Bütün Müslümanlar. Biliyorsunuz tebliğ bir şeydir, farzı aynıdır değerli hocam. Bütün Müslümanların bu işi yapması gereklidir. Ama özellikle Müslüman ülkelerin devlet başkanları tesir konumunda çok etkili olabilecek makamlar, mekanizmalardır bunlar. İşte buyurduğunuz gibi böyle bütün İslam ülkelerinin bir araya toplandığı bir toplantıda, bir oturumda bugün buyurduğunuz gibi işte gönül isterdi ki söz sahibi devletlerin, ülkelerin başkanları da kalksınlar bugün üzerimizde olan bu musibetlerin, Hazreti Allah adili mutlaktır. Asla kuluna zulmetmez. Biz kendimize zulmeder duruma düştüğümüz sebebi de Mevla'dan gafil yaşadığımız, Kur'an'dan uzak yaşadığımız, bunların da anlatılması, astımıza rücu etmemiz gerektiği, yani şu artık batı hayranlığı, küfür hayranlığı, bu bakıyorsunuz değerli hocam, bütün Müslüman ülkelerin halklarına sirayet etmiş bir durum. Ve bu sıkıntılar da bunlar. İster gönül ister ki hakikaten yani bu Müslüman ülkelerin devlet başkanları bu konuda çok duyarlı olsunlar. Mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz. O yüzden Türkiye üzerinde konuşacağım. Türkiye'de bu işi yapan müesseseler var, kurumlar var. Değerli hocam, yani İslami alanda faaliyet sürdüren, eğitim faaliyetleri sürdüren, biz yeri geldiği zaman böyle söz konusu olduğu zaman buradan bunları bahsediyoruz. Ya yani devlet bunların önünü açacak. Devletin yapması gereken budur. Yani
Bırakın insanlara, yani bu İslam'ı yok etmek için değerli hocam. Yani bakıyorsunuz ki 1600 küsürlü yıllarda Müslümanları yani nasıl alt ederiz, nasıl baş ederiz, bunların üstünde oluruz, bunları yönetiriz, bunlara hükmederiz. Düşüncelerinin bir arada yoğrulup harmanlandığı zaman ortaya çıkan netice, biz ancak bunları İslam dininden uzaklaştırırsak bunların üzerine galip geliriz projesiyle bu yola çıkılmıştır. Ve maalesef de bunu başardılar. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar, bizi İslam'dan uzaklaştırdılar. Bugün diyebilir misiniz ki Türkiye'de evlerimiz Müslüman evine benziyor? Genel manada konuşuyorum. Değerli hocam, yani bunu şeye indirmemek lazım. Yani bireylere indirmemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde genel manada ticaretimiz İslam ticaretine benziyor mu? Sokaklarımız Müslüman sokağına benziyor mu? Okullarımız Müslüman okuluna benziyor mu? Evlerimiz Müslüman evine benziyor mu? Yani bir ahvalimizi, bunları bir gözden geçirmek lazım. Ve bunları düzeltmek için de hakikaten hayatlarını, canlarını ortaya koyan kurumlar var, müesseseler var. Eğitim faaliyeti veren, tebliğ yapan, emir-i maruf görevi yapan. Çok zor şartlarda biz çok değerli hocalarımızı emin maruf yollarında, kazalarda hayatlarını kaybettiler. Çocuklarını yetim geride bıraktılar değerli hocam. Bunlar devlet, bugün devletimizi yöneten çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, devlet görevlilerinin çok iyi vakıf oldukları konular bunlar. Biz istiyoruz ki sevgili hocam, yani bu işi halka hakikaten ulaştırmaya çalışan kurumların, medreselerin, özellikle medrese faaliyeti yapan, İslam'ın özü olan, değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu olan, yani bu kurumların önü açılsın, bunlara destek verilsin, bu halka hakikaten bu İslam dini ulaştırılsın. Değerli hocam, İslam tebliğ dini dedik. Evet. Bu böyledir. Ben fazla da uzatmayalım. Sevgili hocama, Levent hocama da hocam, bu konuda. Şimdi Muhammed hocamın demiş olduğu bir ifade var. Ben önce innemel mü'mine ihvetün, müminler kardeştir. Bir ifade var. El küfrün vahidün, küfür de tek millettir. Evet sevgili hocam. Şimdi bu toplantıdaki amaç, bakıyorsun ki İslam aleminde ne yapalım? Bir birlik beraberlikle beraber, ama künyene kimlik, İslam kimliğiyle beraber. Evet. Ekonomi olarak yardım edelim gibi. Şimdi İslam kimliğiyle beraber olmasa, ekonomik olarak yardım etsen yapacağın nedir? Gene aynı. İslami kimlikle beraber yardım etmenin anlayışı şudur. Şimdi İslam ahlakı vermediğin bir toplama maddesel yardım etsen ne olur? Hala nedir? Hazırda olan, mevcutta olan düşünce neyse onunla beraber yürürsün. Bu insanlar kalmış olduğu noktadan devam eder. Eğer İslami bir şuurla beraber ekonomiye yardım eğer kastediliyorsa burada, insanlara ilk önce İslam'ı sunmak lazım. Evet. İslami projeyi göstermek lazım. Bu yolda nedir şimdi? Mevcut bir düzenimiz, mevcut bir eğitim sistemimiz var mı İslam'la alakalı? İşte hali hazırda belli başlı neyimiz vardır, bir İmam Hatip liselerimiz vardır. İşte bir yaz kursları vardır, camilerde eğitim vesaire falan, kürsülerde arasında bir vaaz-ı nasihatleridir. Bu kadar. Bu da yeterli düzeyde değil. Evet. Bu işler nasıl oluyor bizim memleketimizde? Devletin tam bünyesinde ama devletin gözetimi altında, ama bu işler, bu işe gönül vermiş kişilerin gayretleriyle beraber, halkın desteğiyle beraber oluyor. Evet. Şimdi hali hazırda her mahallede bu iş yapılsa, insanlara elinden tutulsa, güzel bir şekilde yol gösterilse ve ekonomiyle beraber de, ekonomi burada lazım. Çünkü niye? Ekonomi olmadığı zaman evlenmesi gereken çift vardır, evlenemiyor. Evet. Veyahut da bazı maddi sıkıntılar yüzünden bir yerlere icabında el atamıyorsun, ulaşamıyorsun, orada güzel bir İslami çalışma yapamıyorsun. Bu hususta eğer İslam kimliğiyle beraber ekonomiye bir destek verilecekse, ilk önce şurası çok önemli yani. İslam kimliğiyle beraber. Evet. Yani diyoruz bizi toplayan burada şuurla bir birlikte, yani şuurla beraber. Yani tabii. Burada bizim çatımız şuur. Ne? Çatımız ne? Bizim çatımız İslam çatısı, evet, altında bir çalışmadan bahsediliyor. Bu bir ekonomi nedir? Zahiri. Maddeye taalluk eden. Peki bu işin manevi boyutu ne olacak? Yani madde mi önemli, manevi mi önemli? Manevi daha önemlidir bence. Evet. Maneviyatı verdiğin zaman, madde soldan geldiği zaman bu kişi o maneviyatı elde ettikten sonra maddeyi kullanacağı yeri bilir. Evet. Ama kişide maneviyat yok, sen maddiyat veriyorsun, kaldırdığı noktada ihtiraslarının peşine koşacak. Zevklerinin, sefasının peşine koşacak. Evet. Zamanında ulaşamadıklarını, bir zaman şu imkan olanak olsa şunları yaşayayım diyerekten o gayretlerin peşine cüyüş edecek, koşacak. Evet. O yüzden şu anda İslam'ı derken hakikaten İslam'ın ilk önce nesine bakmak lazım? Ekonomisine mi bakmak lazım? Yoksa manevi boyutuna mı bakmak lazım? Burası önemli bir konu. Bu konuyla alakalı görüşüm bu. İşte normalde günümüzün, evet, şu andaki gündemimizde biraz farklı. Buraya da öyle bir mesaj vermiş olalım. Yani bunu da, evet, işte söylediğiniz gibi değerli hocam, yani hükümetimizin de bu konuda
duyarlı olmasını biz bekliyoruz. Değerli hocam, nasıl biz onların yanındaysak onların da bizim yanımızda olmasını bekliyoruz. Sevgili hocam, buradan da duyurmuş olalım. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bunu kısa olarak dile getirmiş olduk. İnşallah yetkililerimiz de hazır. Bütün konsey buradayken onlara da bu işleri aktarma hususunda duyarlı olurlar. İnşallah. Ben bu arada hocam, siz daha programa ilk sorumu sordum. Olay daha başlarken şu anda 15 taneden fazla mesajımız var. Yoğun bir soru trafiği var bir taraftan burada. Fakat ben direkt sorulara geçmek istemiyorum. Önce konumuza geçelim. Buyurun hocam. Ondan sonra ara ara inşallah soruları da size ulaştıracağım. Şimdi hocam, asıl meselemiz dedik, asıl gündemimiz dedik. Bu malumunuz şu an tüm dünyanın gündeminde olan Rusya ve Türkiye arasındaki uçak krizi. Rusya'nın hava sahasını defaatle ihlal etmesinin ardından, ki geçtiğimiz günlerde iki defa, geçtiğimiz hafta iki defa ayrı zamanlarda ihlal etti. Onun üzerine dışişleri konsolos çağrıldı. Büyükelçilikleri çağrıldı dışişlerine. Kendisine nota verildi, ifade edildi, uyarıldı. Bunun üzerine üstüne üstüne hala hazırda geçtiğimiz sabah böyle bir olayla karşılaştık. 10 dakika içinde, 5 dakika içinde 10 defa farklı farklı uyarılmasına rağmen angajman kuralları gereği Türkiye'nin yapmış olduğu bir müdahale var. Evet. Şu anda bununla muhatabız. Ben bu konuyla alakalı ince meselelere geçmeden önce sadece bu konunun Türkiye-Rusya arasındaki durumunu değerlendirmenizi istesem hocam. Levent hocam, sizden başlasam. Sizin bu konu hakkında, yani Rusya'nın buradaki uçaklardan bir tanesi geri dönüyor, bir tanesi inadi bir şekilde devam ediyor. Yani bu onlara tebliğ mi edilmiştir dönmemesi hususunda, çünkü ötekisi dönmüş veya kendi inisiyatifinden mi, veyahut da burada farklı bir olay mı yapılıyor? Çünkü Rusya daha önce Avrupa'ya da, evet, Avrupa hava sahasında defalarca ihlal etti. Kimse Rusya'ya tutup da ne yapıyorsun demedi, böyle bir karşılık vermedi. Geçtiğimiz 20 gün içinde Amerikan uçakları beraber aynı hava sahasında karşılaştılar. Amerikan uçakları geri dönmek suretiyle olaydan imtina etti. Yani Rusya'nın sanki böyle bir dokunulmazlık veyahut da böyle bir, sanki benim kimseye şeyim yokmuş gibi, kimse bize bir şey diyemezmiş gibi başına buyruk hareketleri, biz bunu yakından takip ediyoruz. Evet. Bunun üzerine Türkiye'nin bu konuya çok dik bir şekilde, vakarlı ve sözünün arkasında duran bir şekilde müdahale etmesini siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi Muhammed hocam, Türkiye'nin şimdi Yayla Dağı'nın karşısında Türkmenler Suriye bölgesinde yaşıyorlar. 21 tane köye mensuplar orada, köyde kendi topraklarının sınırlarını koruyor. Bu bizim için nedir? Bizim halkımız. Yıllar evvel orası bize bağlıydı. Bir sınırla beraber bir tarafı orada kaldı, bir tarafı burada kaldı. Neticede orada yıllarca orada yaşamışlar. Bir hayatın, onların kendine ait bir devlete bağlı olarak bir kimlikle beraber hayatlarını orada idame ettiriyorlar. Şimdi Rusya'ya bakıyoruz. Rusya bir taraftan gelmiş, Esed'in yanına gelmiş. Orada bir olay var ki, orada bir DAEŞ olayı var. Yani oraya gitmekteki amacı bütün ülkelerin, işte Fransa'nın olsun, Almanya'nın olsun, Türkiye'nin olsun, işte DAEŞ'le problemi var. İşte Rusya'nın bir problemi yok, İran'ın bir problemi yoktur gibi görünüyor orada sahnede. Şimdi orada asıl mesele burada DAEŞ'ti. Oradan kalkıyorsun, gidiyorsun, Suriye'ye gidiyorsun, Esed'in yanına gidiyorsun. Problem orada DAEŞ. Çünkü bu insanlar zaten hali hazır orada mevcut, zaten yaşayan insanlar. Şimdi orada bir demokrasi olayı yoktu. Esed orada yıllar evvel almış, baba Esed'den almış olayı. O şekilde bir firavunvari bir ahlakla beraber. Bu iş babadan ola gidecek. Oradaki demokrasi her yerde mevcut. Her tarafta demokrasi olayı konuşulması lazım. Bu seçimle beraber, referandumlarla beraber, oylarla beraber kendine yeni bir lider normalde seçilmesi lazım. Tabii bu taleple beraber halkın bir talebi olur tabii. Niye? Biz kendi idaremizi kendimiz seçmemiz diyor. Demokrasi bunu normalde önerir. Şimdi tabii böyle talepleri görünce Esed'de sıkıntılar, problemler başladı. İşte dolayısıyla bir muhalefet çıktığı zaman bunlara bir muhalif oldu ve muhalifler karşı bir taarruz. Bir taarruz derken bölgedeki amaç, gayenin aslında ne olduğu ortaya çıktı. Hani ortada bir şey yoktu yani. Normalde bir tartışma, bir zahiri nedir mesela? Bir demokrasi mücadelesi varken
bir anda Rusya'nın oraya gelmesi, Türkmenlere vurması, artı dindaşımız olan bizim Sünnilere karşı büyük bir taarruzun olması, ezilene bakıyoruz, taarruz edilene, katledilene bakıyoruz ki hep bizim dinimize mensup ve artı Türkmenler bizim aynı zamanda evvelinde bizim Osmanlı'ya bağlıydı. Onlar bizim vatandaşımız gibi Suriye'de yaşasalardı bunlar bizim halkımız, bizim vatandaşımız. Şimdi Suriye'ye şunu sormak lazım. Sen kalkıyorsun orada gidiyorsun Esed'in yanına, bizim insanlarımızı katlediyorsun. Bizim sınırımızın tam karşısında normalde bize bağlı ve yarın öbür gün bize tehdit olabilecek DAEŞ'ı, PYD'yi, orada yarın bir gün bunlarla beraber dirsek temas, sen bizim sınırlarımıza konuşlandıracaksın. Bizim burada normalde ne yapmamız lazım kendi çıkarlarımız için? Hani olay Türkmen boyutu olmasa bile sen neticede geleceksin bizim sınırlarımızın karşısına. Bütün terörün asıl başı, bu Kobani meselesi de vardı zaten. Bu adamlar günübirlik Türkiye'ye girip operasyon yapıp en nihayete Kobani'ye geçiyorlardı. Böyle büyük bir bizde bir sıkıntı meşakkat varken oraya geliyorsun, onlarla dirsek temas içinde bize baskı yapıyorsun ve biz bunu izliyoruz ki yarın karşımıza büyük bir tehditsin. Biz burada girip kendi menfaatlerimizi, çıkarlarımızı düşünüp hani orada bir söz sahibi olmamız lazımken, senin bu olaylara hiçbir alakan yokken kalkıyorsun, geliyorsun, DAEŞ'e saldırmazsın, geliyorsun Türkmenlere saldırıyorsun. Ve artı güç gösteriyorsun ki sen bu işi daha evvel 150 kere yapmışsın ki 6-7 tane ülkeyi defalarca ihlal etmişsin, bir ukalalık tavrı. Gireriz ederiz gibi. Gözümüz önünden gemilerin geçiyor. Bütün mühimmatların ortada. Bir taraftan kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimize Suriye ordusu bir taraftan saldırıyor. DAEŞ bir taraftan saldırır. Bir tarafta Akdeniz'de Rusya büyük bir gemiyle beraber mevzisiyle ve menzili, uzun menzilli roketleriyle beraber orada sen insanlarımızı katlediyorsun ki bu insanları helikopter, uçak düşürecek. Elinde en ufak bir teçhizatı yok. Evet. Hiçbir savunma şeyi yok. Bu insanlara sen resmen baskıyla beraber zulmediyorsun. Böyle bir durumda tabii zaten Türkiye'nin bir psikolojisi burada bir bozuk normalde yani. Sen bizim şimdi içimizde problemlerimiz var bizim zaten PKK ile beraber. PKK'nın diğer kısmı Suriye topraklarında. PYD'si her şeyi orada duruyor. Gençliği orada duruyor. Yapılanması hala duruyor. Ve onlarla beraber sen bize yarın bir gün büyük bir şey yaparken Türkmenler en azından biliyorduk ki onlar bizim yandaşımız. Onların orada varlığının devam etmesi bize menfaat sağlar. Yani onların orada olması icabında dursun ki yarın bir şey olacak. Bunlar bizim ne yaparsın? Sırtımız veririz ki en azından bizden olan birileri var. Oradan saldıramazlar. Sınır biraz daralmış olur. Onların varlıkları bize menfaat sağlar zaten. Evet. Ama sen geliyorsun bizim bütün çıkırlarımıza vuruyorsun. Bir de havadan geliyorsun bize güç gösterisi yapıyorsun. Sınırlarımıza gireceksin. Onu yaparım, bunu yaparım gibi. Olayla hiçbir alakan yokken sen bunu yapıyorsun. Dolayısıyla zaten bu sınır ihlali zaten nedir? Bugün Obama bile NATO ülkeleri Brüksel'de toplanmışlar. Hep bir ağız birliğiyle beraber Türkiye için diyorlar en doğru olan hareketi yaptın dediler en nihayet. Dediler ki zaten sınır ihlali olduğunu sen yakışanı yaptın dediler. Olay bitmiştir. Ama şimdi bakıyorsun ki Putin'in ifadesi var. Diyor ki bizi diyor terörlerle beraber, teröristlerle beraber diyor bize arkadan diyor vurdu. Teröristle kastettikleri kim? Şimdi şu ifade var. Teröristlerle beraber diyor olarak bizi diyor sırtımızdan hançerledi diyor. Terörist dedi ki muhalif. Muhalif dediğin senin kişiler bu o toprakların öz sahibi. Yıllardır orada yapmışlar, bütün zürriyetleri orada, köyleri, havaları, atmosferi hep orada solumuşlar, etmişler, orada barınan insanlar. Sen bunlara terörist diyorsun ve bizim onların desteğimizi sen gördün diyor, teröristlerle beraber diyor, bizi sen ne yapıyorsun? İtham ediyorsun. Halbuki sen bütün terör örgütleri berabersin. Topraklarını açtın, içeri girenlere icabında kendin barındığını, kendin muhafaza ettin, emniyet altına aldın. Yürümeler için maddi manevi ne gerekiyorsa bütün desteği verdin ve Suriye'ye gidiyorsun hala bizim düşmanlarımızla beraber. Bütün PKK ordusunun icabında YPG, şusu busu her tarafı savunuyorsun. Bir işi de daha dokunmuyorsun. İşi de hiç çatmıyorsun. Bütün Müslüman birliklerini bizim olanlara darbe örüyorsun. Evet. Evet Kadir Hocam sizden dinlesek bu sorunun cevabını bile. Şimdi siz nasıl okuyacaksınız? Değerli hocam yani Levent hocamın da söylediği gibi şimdi malum Suriye'de 2011 senesinden beri bir devlet terörü yaşanıyor. Ve bu ilk günden itibaren olayların bugüne geleceğini o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olan şu an Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden bugünleri işaret etti. Bütün dünyaya işaret etti ve bütün dünyaya konuştu.
ve bütün dünya buna duyarsız kaldı, kulaklarını tıkadığın için. Bu ateş vakit gelecek hepinizi hepinizi yakacak dediğin için. Hocam biz birkaç programdır bunu söylüyoruz. Artık bütün Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani egemen güçlerin diyelim değerli hocam, yeni dünya düzeni içinde sınırların yeniden şekillendirmesi çalışmasıdır bu. Şimdi tabii Rusya'nın burada ne işi var? Rusya Akdeniz'deki pozisyonunu korumak için ve daha da güçlendirmek için bu sınırlar çizilirken yeni dünya düzeninde kendi konumunu güçlendirmek için buraya fiziki müdahalede bulundu. Nasıl fiziki müdahalede bulundu? İşte hava saldırısıyla başladı. Bu hava saldırısını başlatıyorken gerekçesi neydi Rusya'nın? Biz DAEŞ terör örgütünü vuracağız diye yola çıktılar ve bu şekilde başladılar. Fakat söylemleriyle eylemleri birbirini tutmadı. DAEŞ'i vuracağız diye başladılar muhalifleri ve Türkmenleri, bayır bucak Türkmenlerini vurmaya. Tabii Dışişleri Bakanları nezdinde, devlet başkanları nezdinde bunlar görüşüldü. İşte Rusya'nın yaptığı bu saldırıların hiçbir gerekçesinin olmadığını ve bunları bırakıp DAEŞ üzerine odaklanmaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri tarafından kendilerine iletildiği halde bunlar hala işte bu kabadayı havalarını sürdürerek biz kimseyi dinlemiyoruz havasında buraya saldırılarını devam ettirdiler. Bunları yaparken de değerli hocam geçen haftalarda yaklaşık 10 sefer Türk hava sahasını ihlal ettiler. Sizin de programın başında belirttiğiniz gibi Türkiye Ankara Büyükelçileri 10 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendilerine yaptıklarının yanlış olduğu, Türk hava sahasını ihlal etmemeleri gerektiğini ve bunu tekrar yaparlarsa angajman kuralları gereği, ki biliyorsunuz 2 sene önce de bir Suriye uçağı düşürüldü. Değerli hocam, yani hava sahamızı ihlal eden. Bugün Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir değerli hocam. Ve bu gösterdiği tavır da, yani Rus uçağını, hava sahamızı ihlal eden, Türkiye Cumhuriyeti hava sahasını ihlal eden Rus uçağını en az 10 kez ikaz etmelerine rağmen hava sahamızı terk etmediği için angajman kuralları gereği düşürülmüştür. Ruslar böyle bir şey beklemiyorlardı. Levent hocamın da söylediği gibi sayısız kez Avrupa devletlerinin hava sahalarını ihlal etmiş, hiçbir karşılık görmemiş, işte Ukrayna'nın yarısını işgal etmiş, bütün işte Avrupa Birliği ülkelerinin tenkitlerine karşı çıkmalarına rağmen hiç kimseyi dinlememiş. Böyle bir işte ben süper devletim, ben kabadayı devletim edasıyla bu saldırganlığını devam ettirdi. İşte neticede ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti söylediğimiz gibi egemen bir devlettir. Ve burada tavrını göstermiştir. Kendi sınırlarını korumak hakkıdır. Hava sahasını ihlal eden kim olursa olsun, bu Rus uçağı değil, herhangi bir devletin de uçağı da olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapmıştır. Yani bunun üzerine konuşulacak bir şey yoktur değerli hocam. Yaptıkları hareketin karşılığını gördüler. Ben bunu böyle okuyorum değerli hocam. Türkiye Cumhuriyeti haklıdır. Bu konuda, Rus uçağının düşürülmesi konuda haklıdır. Ve hatta ve hatta ben şunu da söyleyeceğim, geç kalındı. Geçen haftalarda da yani hocam 10 keze yakın ihlal ettiler hava sahamızı. Siz kimsiniz? Sen kimsin ya? Yani bu Orta Doğu'da, ama amaç şudur değerli hocam, yani işte yeni dünya düzeni içerisinde sınırlar yeniden çizilirken Türkiye'yi devre dışı bırakmak, Türkiye'yi saf dışı bırakmak, böyle bir şey yok. Yani Türkiye bu harekette, bir dakika ben buradayım var, her zaman. Türkiye'nin içinde olmadı değerli hocam, ben şimdi bir adım daha öne gideceğim. Dünya Türkiye'ye muhtaç sevgili hocam. Eğer dünya huzur istiyorsa Türkiye'ye muhtaç. Dünya istikrar istiyorsa Türkiye'ye muhtaç. Dünya refah istiyorsa Türkiye'ye muhtaç değerli hocam. Türkiye'siz yeni bir dünya yok. Türkiye'siz bir dünya yok. Bunu herkesin anlaması, bunu herkesin bilmesi lazım. Gelinen durum budur, gelinen konum da budur sevgili hocam. Evet hocam. Peki şöyle bir şey sorsam hocam. Yani, Rusya'nın normalde bu savaşa dahil olmasındaki konuyu sorsam hocam, çıkarları nedir? Yani Rusya'nın normalde bu bölgedeki konumu, durumu, şimdi 5 aydan beri DAEŞ adı altında böyle bir şeyi var. Yakini, eskiye dayanan Esad'la bir beraberlikleri var ama 5 aydır sıcak
savaş, muharebe halinde evet. Rusya. Bu 5 ayda bunlar çok konuşulmuyor gündemde belki ama 400'den fazla kadın ve çocuk işlerinde olmak kaydıyla 400'den fazla sivil vatandaş katledi. Ölüyor, halk ölüyor, katlediliyor ve 400 sadece vatandaş denilen, yoksa öbür türlü bu arada şöyle bir ifade de böyle bir şöyle bir olay da var. Cephelerde öldürülenleri, katledilenleri, bunları terörist sıfatıyla zaten muamele yaptıkları için sokakta hiçbir şeyden haberi yokken ölenlere halk muamelesi yapılıyor. Halbuki oradaki cephedekiler de oranın normalde yerli halkı, bu işin sahibi, söz sahibi. Şimdi Levent Hocam biraz önce bizleri senelerden beri dedi şeydeyiz, Türkmenler dedi, şeyde bayır bucakta. Evet. Şimdi hep bayır bucak ifadesi geçtiği için şöyle bir algı var. Sanki Suriye'nin bir mahallesinde, bir bölümünde bayır bucak diye bir semtte bu Türkmenler, Türkmen mahallesi gibi bir şey var, coğrafi bir yer var. Sanki bunlar orada, her taraf bitmiş, onlar da oraya sığınmış, sıkışmış gibi bir algı var. Halbuki 11 ve 12. yüzyıllarda bölgeye yoğun bir Türk göçü varken hocam, 1516'da Suriye toprakların tamamıyla beraber Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Ne zamana kadar? 1918'e kadar. Yani 402 yıl boyunca, sevgili hocam, evet. 402 yıl boyunca bu Suriye Osmanlı toprağı olarak evet. Türkler zaten şimdi, Türk toprağı olmasa bile Türkler her tarafında. Evet, evet. Yani bu Lazkiye, Hama, evet. Şam, bunun işte Halep, bunun tamamında Türkmenler var. Bunlar evet. isim isim ayrılıyor. En son mesela Şam ve Hama'dakilere Şam Türkmenleri, Halep, Rakka'dakilere Halep veyahut da Culap Türkleri, Lazkiye'deki Türklere de bayır bucak. Bayır bucak Türkmenleri diye. Şimdi sevgili hocam, bayır bucak Türkmenlerini biraz daha açarsak, bayır bucak Türkmenlerinin o bölgeye yerleştirilmesi, bayır bucak Türkmenleri aslında Türktür. Değerli hocam, Yörük Türkleridir bunlar. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferinden sonra, İran seferinden sonra işte hilafet biliyorsunuz Osmanlı'ya geçti. O dönem Hicaz yolunun emniyet altına, Hac yolunun emniyet altına alınması için Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan, Konya Karaman'dan, Konya'dan, Karaman'dan, Aksaray'dan, bunlar Yörük Türkleri. Türk boyları bunlar, Türk bunlar. Bugün Türkmen diye geçiyor ama bunlar Yörük Türkleri sevgili hocam. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın Anadolu'dan alıp götürüp oraya yerleştirdiği bizim soydaşlarımız, ırktaşlarımızdır bunlar yani. Şimdi burada böyle büyük bir mezalim varken şimdi Rusya'nın burada ne işi var? Rusya'nın için bunları vuruyor. Şimdi biraz oraya, önce oraya yani. Buyurun, soracağınız bir şey var mı sevgili hocam? Şimdi hocam bu işte buyurun. Malum bahsettik bu işte yeni dünya düzeni içerisinde. Şimdi Orta Doğu'da güçler savaşı. Amerika Birleşik Devletleri, değerli hocam, Rusya, yani iki bir zamanların süper devleti olan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Orta Doğu'da söz sahibi olmak için, Orta Doğu'nun idaresini kontrol etmek için. Biliyorsunuz daha önce Rusların Afganistan'ı işgali, fakat orada rezil bir şekilde oradan çıkmaları, kaybetmiş bir şekilde oradan çıkmaları, efendime söyleyeyim, niçindi? Orada üstlerini konuşlandırıp Çin'i kontrol altında tutmak, Japonya'yı kontrol altında tutmak. O dönem değerli hocam, yani Hindistan'ı, Pakistan'ı orada konuşlanıp üstleri vasıtasıyla kontrol altında tutmaktır. Amerika'nın da yaptığı bu değerli hocam işte. Türkiye'deki, işte Irak'taki, Suriye'deki üstleri vasıtasıyla, işte Afganistan'daki Orta Doğu'yu kontrol altında tutmak ve buranın yeraltı zenginliklerini elde etmek. Şimdi Rusya'nın için bu savaşa müdahil oldu. Şimdi işte bunu göz önünde bulundurursak, bu bölgenin kontrolünü ele almak açısından, bu devletler açısından değerli hocam. Şimdi Rusya'nın Lazkiye'de üsleri var. Yani uzun yıllar burada Lazkiye'de üsleri var. Fakat işte bu Akdeniz'de daha güçlü bir hale gelebilmek. Bütün mesele bu. Doğu Akdeniz'de özellikle daha güçlü bir hale gelebilmek için Rusya'nın buraya fiili müdahalesi söz konusuydu. Ve bunun için DAEŞ'i vuracağız adı altında buraya geldi. Rusya girdi. Fakat bunu yapıyorken, yani DAEŞ'a bir tane bomba atmadan, DAEŞ'a bir tane mermi atmadan
Bütün yaptığı iş işte muhalif grupları bombalamak, sivil halkı bombalamak, hastaneleri bombalamak ve bayır bucak Türkmenlerini bombalamak. Yani Rusya'nın yaptığı Esed'in önünü açmak, Esed'i Türkiye sınırına tekrar getirmek, oradaki işte terör örgütlerine destek vererek, yani bombardımanla önlerini açarak Türkiye sınırına çekmek. Değerli hocam ve Türkiye'ye gözdağı vermekti aslında. Değerli hocam, şimdi ben geçen programda, ondan bir önceki programda ben devamlı üstünde durduğum bir konu vardı. Yani bu Orta Doğu'da oynanan bütün oyunlar Türkiye üzerine oynanıyor. Yani Türkiye'ye direkt müdahale edemedikleri için Türkiye'nin ilişkide bulundukları ekonomik ilişkiler, hocam Türkiye'deki piyasalar allak bullak. Suriye'de, Irak'ta savaş patladıktan sonra, Mısır'da savaş patladıktan sonra, Libya'da savaş patladıktan sonra. Değerli hocam, yani bugün Türkiye'nin ihracat, tekstil ihracatında, işte bunun avize ihtiyacında, elektrik ihtiyacında, inşaat sektöründe. Değerli hocam, bizim inşaat şirketlerimiz bütün Orta Doğu'yu imar eden Türk iş adamları, Türk inşaat şirketleri. Ve hakikaten bu özellikle Suriye olayından sonra, 2011'den sonra Suriye olayından sonra piyasalarımızda müthiş bir gerileme baş gösterdi. Bunlar hep Türkiye'nin önünü kesmek içindi. Yani bana dışarıda işte arkadaşlar diyorlar ki ya hocam, yani sende bir paranoya oldu, bu hep Türkiye'ye oynanıyor oyunlar, hep Türkiye'ye oynanıyor tabii oyunlar. Değerli hocam, yani çünkü Türkiye'nin Orta Doğu'daki hem coğrafik konumu, değerli hocam, hem de Türkiye'nin millet olarak konumu çok önemli. Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Bak biraz önce Levent hocam, buralar Osmanlıydı. Yani 600 küsür sene dünya coğrafyasında ayakta durmuş. Fakat gittiği her yere adalet götürmüş. İşte bu batılı ülkelerin yaptıkları adaletsizliklere engel olmuş. Sevgili hocam, işte bak nitekim bütün buraları, işte İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı senelerdir bu bölgeleri sömürdüler. Bütün bölgelerin yeraltı zenginliklerini kendilerine geçirdiler. İnsanlarını zulmettiler. Ve buradan çekilirken de işte Esed ailesi gibi Suriye'ye Esed ailesini bıraktılar. Yani Suriye halkının dörtte birini teşkil eden bir azınlık. Yani biliyorsunuz Suriye oranın da etnik kimliği bir şeydir hocam, mozaiktir. Nedir? İşte burada Müslüman Kürtler var, Müslüman Araplar var, işte Türkmenler, Türkler var, Sünni bunlar. Efendime söyleyeyim, bir de Nusayriler var, azınlık. Dörtte birini, Suriye halkının dörtte birini teşkil eden Şia kökenli Nusayri bir azınlık var burada. Sevgili hocam, şimdi çekilirken kim bizim hakkımızı korur? Müslümanlar, Müslüman senin hakkını niye korusun ki? Yani sen Müslümana zulmetmeye çalışıyorsun. Kim bize, kim en yakın? Şia, Nusayri. Aynı telden konuşuyoruz, aynı dili konuşuyoruz değerli hocam. Evet. Aynı çanağa kaşık sallıyoruz. Bu aileyi başlarına diktiler. Ve senelerce... Değerli hocam, burada işte zaman zaman halk ayaklanmaları oldu. Halk, işte bu Esed ailesinin baba Esed vardı, Hafız Esed. Bir zamanlar geberdi gitti. Yani bunların zulmüne zaman zaman ayaklanma yapardı. Bu son Suriye ayaklanması da bu. Yani değerli hocam, artık yani bu baskıdan yıldılar. Aslında biraz da Amerika'nın gazına geldiler. Amerika gaz verdi bunlara işte. Orta Doğu'da yeni sınırlar çizilecek ya. Bu Amerika değerli hocam, büyük şeytan. Yani boşuna büyük şeytan denmiyor buna. Ki yani biraz sonra herhalde bunlara da konuşacağız değerli hocam. Yani Rusya'nın buraya müdahil olması bu. Burada ben de varım. Ben de söz sahibiyim. Beni kimse burada yok sayamaz. Ve burada gücünü, kuvvetini artırmak zorundaydı. Yerini sağlamlaştırmak durumdaydı. Rusya'nın Suriye'deki savaşa müdahil olmasının tek şeyi budur, nedeni budur. Yoksa Rusya, senin ne işin var orada ya? Senin orada bir tane vatandaşın yok. Yani senin orada bir tane şeyin yok, insanın yok. Seni oraya gitmeni, şu da var değerli hocam, biliyorsunuz yani petrol, Rusya bugün ekonomisinin büyük bir kısmını da petrol ihracatından karşılayan büyük ülke. Petrol fiyatları düştü, yani Rusya'nın ekonomisi çok ciddi bir şekilde etkilendi. Sonra biliyorsunuz yani bundan yaklaşık 6-7 ay önce ruble, Rus parası dolar karşısında %35-%40 devalüasyon yaşadı. Düşüş kaybetti. Evet. Rusya'nın ekonomisi sallandı. Rusya ne zaman Rusya'nın ekonomisi sallandıysa Rusya bir devlete hemen askeri müdahalede bulunur değerli hocam. Yani Rusya'nın şeyidir bu, taktiğidir bu. Ve Suriye'de yaptığı da budur. Bunun başka hiçbir açıklaması yok sevgili hocam. Ama yani kayaya çattı. Bugün sen Türkiye'nin, sen kimsin Türkiye'nin hava sahasını yani
defa defa ihlal edeceksin. Onunla alakalı soracağım hocam, Türkiye'nin tutumu, duruşuyla alakalı. Yani Türkiye'nin soracağım. Gerekeni yaptı. Her egemen devletin yapması gerekeni yaptı. Şimdi hocam şimdi birkaç dakika içinde bir reklama gitmemiz gerekiyor ama burada çok aşırı biriken maillerimiz var. Onlardan birkaç tane okumak istiyorum. Müsaadenizle hemen bir reklama gideceğiz inşallah. Şimdi hocam. Bugüne kadar böyle söylemlerde bulunmayan Ahmet Yıldırım isimli izleyenimiz. Bugüne kadar böyle bir söylemlerde bulunmayan bir Rusya uçağı düşürülünce bilinç altındaki Türk hükümetinin Türkiye'yi İslamlaştırma adına IŞİD'i desteklediğini ima etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Değerli hocam, IŞİD'i ilk önce terör... Yani Türkiye İslamlaşıyor mu hükümetle birlikte? Ya Türkiye halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülke değerli hocam. Yani bugün Türkiye'nin şu anki yönetim şekli Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir değerli hocam. Yani bugün hala kalkıp böyle saçma sapan şeyleri konuşmak, tartışmak... Yani halkının %90'ının üzerinde insanın İslam Müslüman olan... İslam ülkesi olmadı demek zaten saçma yani, bir soru. Zaten bu böyle, İslam ülkesiyiz. Böyle bir soruyu, değerli hocam. Ama şunu söyleyelim. Bugün IŞİD yani DAEŞ terör örgütünü ilk önce terör örgütü ilan eden ülkedir Türkiye. Evet. Değerli hocam. Yıldırım Yılmaz isimli bir izleyenimiz hocam. Hayırlı akşamlar sayın hocam. Rusya ile olan bu gerilim ileri boyutlara gidebilir mi? Rusya'nın inatla Türkmenlere saldırma sebebi nedir sizce? Teşekkür ederim demiş. Türkiye'nin ısrarla Rusya'nın ısrarla Türkmenlere saldırma sebebini işte bu şeydir. Yani bu uçak meselesi de daha ileri boyutlara bir adım ileri gider mi diye sormuş izleyicim. Yani şimdi bunları konuşmak için daha erken. Rusya'nın böyle büyük bir şeyi riski göze alabileceğini ben düşünmüyorum değerli hocam. Bunu yalnız ben değil. Yani işte bugün hakikaten bu alanda söz sahibi olan araştırmacılar uluslararası bu konuyla ilgili araştırmacıların da beyanları var bu konuda. Yani Rusya bu işi savaşa götürecek kadar ileri gidecek bir pozisyonda değil. Fakat biz biliyoruz ki Rusya bir şekilde buna farklı şekilde mukabele edecektir. Zaten işte kalktılar ekonomik açıdan bir iki şey göz korkutma ifadeleri kullandılar. Türkiye her zaman söylüyoruz egemen bir devlettir değerli hocam. Kalkıp da böyle işte Rusya'nın tehditleriyle evet. Falan artık dünya eski dünya değil, Türkiye eski Türkiye değil değerli hocam. Herkesin aklını başına alması lazım. Türkiye'ye herkesin ihtiyacı var. Şimdi Orta Doğu'da öyle bir ateş yanıyor ki değerli hocam, öyle bir ateş yanıyor ki geçtiğimiz hafta sonu NATO bir açıklama yaptı. Neydi NATO'nun yaptığı açıklama? DAEŞ terör örgütü üzerinden yaptı bu açıklamayı. NATO üyesi bütün ülkeler NATO'dan izin almadan, NATO'ya bilgi vermeden uçaklarını kaldırıp Suriye'de DAEŞ terör örgütünü vurabilir. Yani Suriye'ye bomba bırakabilir. Şimdi biz de bunu geçen hafta izleyicilerimiz hatırlayacaktır değerli hocam. Özellikle ben bunu ifade ettim. Programın sonuna doğru denk geldi. Fazla vaktimiz de yoktu. Dedim ki ya 3. dünyaya gidiyor bu iş. 3. Dünya Savaşı'na gidiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz değerli hocam? İngiltere açıklama yaptı. Fransa benim Güney Kıbrıs'taki askeri üslerimi kullanabilir. Buradan uçak kaldırıp vurabilir. Şimdi İngiltere vuracak, Fransa vuracak, Rusya vuracak. Sevgili hocam, İran vuracak. Şimdi bir de işin enteresan tarafı. Afganistan Şiileri cephede. Yemen Şiileri cephede, Irak Şiileri cephede, İran'ın devrim muhafızları, Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı cephede. Yani bütün Şii güçler ve saydığım ülkelere bakın. Değerli hocam, Yemen burada, Afganistan'dan kalktılar geldiler. Yemen'den kalktılar geldiler. Yani bütün bunlar cephede. Şimdi, bu Müslüman ülkelerdeki cepheleşmeleri de organize eden tabii İran. İran. Değerli hocam, yani İran... Onu da özellikle belirtmek şimdi lazımdır. İran tabii şimdi burada şöyle bir şey var değerli hocam. Yani bu biliyorsunuz İslam inancında ahir zamanda Mehdi Aleyhim Rıdvan'ın zuhur edeceği inancı var. Ve bu da
Değerli sevgili hocam, özür dilerim. Konumuz dağılıyor. Reklama gitmemiz lazım. Reklamlardan sonra inşallah devam edelim. Şunu bitirseydim sevgili hocam. Şu hemen, çünkü mevzuyu şey yapmayalım. Ben unutabiliyorum. Bütün bu Orta Doğu'da şimdi bütün bu Şii grupların gelmesi, onlar Mehdi Ali Rıdvan'ı bekliyorlar ve işin Şam'dan çıkacağını bekliyorlar. Biz Mehdi Ali Rıdvan'ın askerleri olacağız düşüncesiyle Yemen'den, Afganistan'dan, değerli hocam, yani Arap ülkelerinden, Şiilerin bütün şimdi orada cephedeler bunların hepsi. Sevgili hocam, yani bir de böyle bir sapık düşünce var burada. Evet. Buyurun efendim hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasından sonra yoğun mailler ve gündemle alakalı can alıcı sorularımızla beraber tekrar karşınızda olacağız. Şimdi reklamlar.